Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Şimdi şu grafiğe iyi bakın arkadaşlar. Forte'nin grafiğini sizlerle paylaştırıyoruz. Biliyorsunuz son halka arzımız. Tavan üstüne tavan giden, bir türlü alım fırsatı vermeyen, alım fırsatı verdiğinde de hani öyle herkese değil. Yani 3-5 kişi, şanslı kişinin alım fırsatı yakaladığı Forte'de tavan fırsatları tavan rüzgarı devam ediyor. Hani demişlerdi ya, işte halka arz furyası bitti. Bundan sonra tavan olmaz. Artık kimse halka arzlara girmek istemez dedikleri yerde bakın Forte 12 liradan halka arza olan Forte bugünkü son fiyat arkadaşlar 37 lira 52 kuruş. Forte'nin biz alım fırsatını kaçırdık. Doğru. Evet. Ama önümüzde daha onlarca bekleyen halka arz var. Sayın Solakoğlu Twitter'da paylaşmış. Biz de bu grafiği gördük, sizlerle paylaşmak istedik. Halka arzları bekleyenler. Hani 3-5 tavan olsun, cebimize biraz para koyalım. Ya da koyduğumuz paralarla en azından uzun vade biriktirdiğimiz hisselerin üzerine biraz birikim yapalım diyenler için bu grafik çok güzel. Bu paylaşılan ekran görüntüsü çok güzel. Sayın Solakoğlu'na da buradan teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Birkaç tanesini, önemsediğimiz birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Mesela Penti, Penta Tekstil arkadaşlar. Bunun hakkında çok konuşuluyor. Hani tekstil sektörü, hani perakende satışlarının güçlü olduğu bir sektör, hani kadınlara yönelik olan bir sektör, kazancı karı fazla olan bir sektör arkadaşlar. Top Gıda biliyorsunuz Burger King sanırım yine diğer fast food firmalarının bir çatı şirket olan Top Gıda bence güzel bir halka arzı olacak gibi görünüyor. Garanti yatırım var arkadaşlar. Gıpta ofis kırtasiye var. Duyduğumuz ürünler bunlar. Duyduğumuz e-bebek mağazacılık. Evet, bekliyoruz. Yani bizce de hani öyle geçmişte bu söylediklerimizin hepsi 10 tavan, 15 tavan gider diye söylemiyoruz ama birkaç tanesi Forte gibi olsa, şu grafik gibi olsa kötü mü olur yani? Bakın şu grafiğin güzelliğine. Ha, Forte'nin yanında tamam seçim öncesi şöyle grafikler de var. Bakın. Yine yanında şu şekil grafikler de var. Bakın. Yine yanında şu şekil grafikler de var arkadaşlar. BİEN yapının arz fiyatının altına sarkması durumu da var. Ama geldiğimiz noktada eğer seçici olursak Forte gibi hisseleri kaçırmayız diye düşünüyorum. Devam edelim. Hatsan Gemi İnşa var. Şeker Yatırım. Bakın Rönesans Enerji. Rönesans Enerji arkadaşlar güzel bir firma. Bizce yani enerji sektörünün satışlarının güzel gitmesi devam edecek. Enerji giderleri ülkemizde ne yazık ki çok yüksek. Enerji sektörü özellikle bu yenilenebilir enerji sektörü özellikle bu elektrikli araçların şarj edilmesinde kullanılan enerji sektörü bizce daha çok güzel yerlere gelecek arkadaşlar. Akçelik Demir Çelik Sanayi bakın önemli. Yine devam edelim. Ne var burada? Narlı Feribot, Adra Gayrimenkul, bakın. Bay Döner arkadaşlar, Bay Döner perakende sektörü. Tamam geçtiğimiz günlerde halka arz olan hangisiydi o? Big Chef, evet. Big Chef vardı. Big Chef gıda. Karlılık oranları yüksek ama sanırız katılım endeksine girmediği için halen arz fiyatının etrafında seyrediyor gibi görünüyor. Ama tabii ki bunlarda da taahhüt vardı. Arz fiyatının altına sarkıtmayacaklardı ama ne yazık ki halen kendini toparlamış değil arkadaşlar. Big Chef. Devam edelim. Ne varmış başka? Yani gözümüze çarpan şöyle hoşumuza giden HDM Çelik Boru Sanayi. Bakın arkadaşlar. Başka ne varmış? Netcat Yazılım. Bakın bu da. Evet güzel. Mikro Yazılım. Arkadaşlar mikro yazılım dört gözle beklediğimiz bir halka arz bizim mikro yazılım. Umarız varımızla yoğumuzla yedek akçelerimizle girebileceğimiz bir halka arz olur. Umarız
Küçük yatırımcının kaybetmeyeceği Oğut Medya, arkadaşlar bakın Oğut Medya'yı da biliyoruz. YouTube'da birkaç videoları var, güzel, hoşumuza giden. Tavuk Dünyası. Bakalım. Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm. Tarkim Bitki Koruma Sanayi. Ama bu saydıklarımızın içinde en fazla hoşumuza gidenler sanırım yine Penti var. Mikro yazılım var. Netcat yazılım var. Bunlar bizim hoşumuza gidiyor diyebiliriz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama şu Forte gibi yeni halka arzlar bekliyoruz desek yeridir. Sayın Solakoğlu'na da buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Bu halka arzları dört gözle bekliyoruz. Birkaç arkadaşımız yine sizlerden gelen yorumlarda işte ne zaman bunlar halka arz olacak, ne zaman gelecek diye soruyorlar arkadaşlar. Perşembeden Perşembe'ye SPK kap haberi yayınlıyor. Kamu aydınlatma platformunda. Biz de hem Twitter'da hem YouTube'da yeni gelen halka arzları sizlerle paylaşırız. Detaylarını sunarız. Yani bunların zaten ne fiyatı belli, ne tarihi belli. Bunları SPK onayladıkça, SPK'ya bilgiler geldikçe, SPK tamam ben işte Penti'yi onayladım. Penti şu tarihte halka arz olacak dedikçe biz de sizlerle paylaşırız. Twitter'da da zaten yine halka arz ekranı profilinden paylaşılıyor bu bilgiler çoğunlukla. Sayın Solakoğlu yine paylaşıyor. Biz de burada yine onlardan duyduğumuz bilgileri sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi bir Forte, bir Astor, bir EuroPower. Bunların halka arz performansı çok güzel. CV Enerji bakın. CV Enerji hakkında geçmişte işte konkordato ilan etti de şöyle oldu da böyle oldu da denmişti. Biz kaldık. Ne dedik? Kaçan balık büyük oldu. Biz CV Enerji'ye giremedik. CV Enerji lotlarımızı sattık demiştik. Ne yazık ki aldı başını gitti CV Enerji. Hazır lafı gelmişken onun da grafiğine bir bakmak istiyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın. 3 tavan olmuştu. Evet öyle hatırlıyorum. 112 liradan mı halka arz olmuştu? Sanırım öyleydi. 112 liradan halka arz olan CV Enerji 3 tavandan sonra arz fiyatının altına sarkmış. Tarihi zirvesi 188 lirayı görmüş. 188 liradan aşağı düşmüş. Şu an 170'lerde bir düzeltme yapıyor diyebiliriz. Bugün yine Twitter'da sanırım Borsa Kraliçesi bir paylaşımda bulunmuştu. 171 TL üzeri CV Enerji'nin evet yükselişi başlayacaktır demişti. Bekledik 171 TL'nin üzerine atmadı arkadaşlar. Aşağıda da 166 TL var demişti. O da şuraya denk geliyor diyebiliriz. Yani 20 günlük hareketli ortalama evet. 20 günlük hareketli ortalamanın altında aşağıya gelebilir. CV Enerji 171-172 TL üzerinde de yukarıya devam edebilir. CV Enerji'nin şu grafiği tamam bir Astor gibi bir EuroPower ya da bir Forte gibi olmasa da güzel bir performans gösterdi. Sayın Solakoğlu'nun da bu paylaştığı halka arzlar arasında umarız en azından Forte kadar güzel halka arzlar olur arkadaşlar. Biz de buradan yine sizlerle paylaşırız. Bakın biz demiştik deriz. Hani Twitter'da üstatlar çıkıp konuşuyor ya ben şöyle söylemiştim böyle ya herkes her laf söylüyor. Herkes diyor ki işte düşecek. Düştüğü zaman ben demiştim oluyor. Yükselecek. Yükseldiği zaman ben demiştim oluyor. Yani iki türlü şansımız var zaten. Ya düşecek ya yükselecek. İkisinden biri tuttuğu zaman da ben iyi biliyorum mu oluyor? Olmuyor arkadaşlar. Takip etmek önemli. Kademeli girmek önemli. Yüklü parayla girmemek önemli. Uzun vade yatırım önemli. İhtiyacınız yoksa satmayın. Bitti gitti arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir.